Değerli izleyiciler merhaba ben Kudret Ayıldır. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Kasım ayına başlıyoruz ve ayın ilk haftasının en kritik gelişmesi hiç şüphesiz ki ABD Merkez Bankası FED ve FED'in varlık alım programına ilişkin azaltım kararına start verip vermeyeceği. Malum biliyoruz ki Kasım ya da Aralık toplantısına FED aksiyona geçecek. Ama Kasım'da mı geçecek, Aralık'ta mı geçecek bu sorunun cevabı için bu haftaki FED kararlarına bakacağız. Başkan Powell'ın vereceği mesajları inceleyeceğiz. Neden? Çünkü son dönemde enflasyonda yukarı yönlü hareketler izlenince merkez bankaları otomatik olarak işte parasal genişlemeyi sonlandırabilmenin zeminlerini hazırlamakta. Bu sebeple de bazı bankalar burada varlık alım programını azaltma düşüncesine girerken bazı bankalar faiz artırımı beklentisi içerisine giriyor. Mesela 2022 yılında Avrupa Merkez Bankası'na faiz artışı beklentisi var. Keza 2022 yılının Haziran döneminden sonra da FED ne zaman faiz artırır tartışmasını yapacağız. Hatta İngiltere Merkez Bankası acaba bu yıl sonunda bir faiz artırımı yapacak mı? Bu soruların cevaplarını arıyoruz ki yeni hafta dinamiklerinde evet FED var. İngiltere Merkez Bankası toplantısı da var. Bu sebeple de o toplantıya da, da ayrıca bakacağız. Yani bir mesaj gelecek mi, gelmeyecek mi inceleyeceğiz ama ana odak noktamız Fed olacaktır. Fed'in varlık kalın programını azaltmasına ilişkin startı bu ay mı verecek, önümüzdeki ay mı verecek? Bu da bizim aslında mevcut toplam parasal genişleme sürecindeki azaltma görüntüsünü ne zaman biteceğine ilişkin beklentinin şekillenmesine imkan tanıyacak ve doğal olarak varlık fiyatlama davranışları önemli. Şimdi ECB'nin Kasım ayında toplantısı yok. Fed'in Kasım'da var, Aralık'ta var. ECB'nin Aralık'ta kaldı. Geçen hafta ECB biliyoruz kararlarını açıklamıştı. Şimdi İngiltere Merkez Bankası bu ay var, Aralık'ta var. Keza Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da aynı şekilde Kasım ve Aralık ayında toplantıları var. Bu sebeple de merkez bankaların toplantıları önemli olacaktır. Keza baktığımız zaman hani e, gündem maddelerini, gelişmeleri incelediğimizde işte petrol dinamikleri var. Yukarı yönlü hareketler çok dik, ciddi dikkat çekiyor. Hani baktığımızda ben de Twitter'da paylaşıyorum ara ara. Ham petrole biraz var zaman ama Brent petrolün o bulunmuş olduğu uzun vadeli bölge gerçekten e, çok Dikkat çeken bir bölge. Hatta hep aklıma bir hamburger firmasının reklamı geliyor. Ateşsizi çağırıyor şeklinde. Gerçekten çok kritik bir bölge orası. Yakacak yani orada. Gerçekten ciddi anlamda yukarı ya da aşağı yönlü bir potansiyel fiyatlama reaksiyon oluşturma görüntüsü var. Ama işte burada yukarı mı çıkacak? Yoksa aşağı doğru bir dönüş mü yapacak? İşte bu sorunun cevabını belki OPEC toplantısı biraz e, sinyal vermiş olabilir. E, biz kendi iç dinamiklerimize baktığımızda enflasyon var. Nitekim %20 ve üzerinde bir rakam çıkabilme potansiyeli var. Daha sonra belli kademeli bir şekilde düşüş. Yani... Önümüzdeki aylardan sonraki potansiyeli söylüyorum. Yani bu ay bir zirve yapıp ondan sonra bir düşebilme ihtimali ama yani yılı da çok ciddi aşağılarda kapatması beklenilmiyor. Keza merkez bankası zaten enflasyona e, odaklı derken manşetten çekirdeğe kaydığı için orada farklı e, senaryolar var. Büyüme ve enflasyon e, arasındaki kıyaslamada büyümeye daha fazla önem vereceği gibi de enflasyon raporu sunumunda bunu da görmüş olduk zaten. Otomatik olarak faiz indirimlerine devam edecektir. Muhtemelen işte 100 bas puanlık bir indirim daha de yapıp yılı %15 civarlarında kapatabilir. Enflasyonu %18 ve üzerinde bir rakamla yılı tamamlamış olabilir. Tabi e, sorunlar çözüldü mü? Hayır. Peki indirim iyi bir şey mi bu anlamda? Hayır. İşte bu noktada Yeni dönemde bozulmalar olacaktır. Global tarafta da bozulmalar zaten mevcut. Bu sebeple de 2022 biraz daha farklı bir görüntünün olabileceği, biraz daha olumsuzlukların çok fazla konuşulabileceği bir dönemi de beraberinde getirecektir. bunun yanı sıra yeni hafta dinamiklerinde neler var? İşte PMI detayları var. İşte onun dışında tarım dışı istihdam var. Tabii tarım dışı istihdam var diyoruz ama tarım dışı istihdamın önemli olup olmaması da yine FED'e bağlı. FED start verirse tarım dışı iti tam bu ayki veri sonucu önemli olmayacak çok fazla. Ama ötelerse ötelemesi sebebiyle daha fazla önem arz edecektir. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Ücretlerdeki artışlara bakacağız, işsizlik tarafına bakacağız gibi PMI verileri var. Hem hizmet tarafında hem imalat tarafında ama önce olmadığı için ekstra bir fiyatlama davranışına bakmamak gerekiyor. Buradan korelasyonlara geçtiğimiz zaman da Dolarda çok önemli bir kuvvetlenme görmüş olduk yukarı yönlü reaksiyonlar. Bu sebeple de altın gümüşte aşağı yönlü bir eğilim söz konusu. Tahvelin fiyatında yukarı faizinde aşağı yönlü belli bir hareket izledik. Burada S&P 500 endeksinde yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Ortada bilançolarda iyi rakamlar geliyor. Bilançoyu arkası, rüzgarı arkasına alıp yukarı çıkışına devam ediyor. Petrol dinamiklerinde de acaba o son zirvelerden dönüş yapacak mı yapmayacak mı soru işaretine devam ediyor. Ve burada da belli bir geri çekilme oluşturdu. Ama kalıcı bir geri çekilme için sinyal henüz yok. Bu sebeple de mevcut haber akışlarını inceliyor olacağız. Buradan artık teknik beklentilere geçebiliriz. Dolar endeksinde hatırlarsanız 93.70'e önemsemiştik. Oradan tepki satışı gelebilir demiştik. Nitekim geldi. Nereye kadar? Kabatasak işte 93.17'lere kadar geldi ama baz aldığımız ortalamayı kırabildi mi? Hayır zaten beklentimiz de bu şekildeydi. Nitekim toparlandı. Şu anda bu ortalamalar 92.88, 92.98 bölgesinden geçiyor ve yükseliş eğilimi destekleniyor. Yukarıda 94.50 var. 94.50 aşılırsa Trend üst bölgesi 95-60'lere kadar hareket alanı devam edebilir. Endeks tarafında malumun ilanı zaten uzun zamandır biz bu düşüşlerin bir alım fırsatı olması yönündeki görüntümüzü devam ettiriyorduk. Nitekim senaryomuz çalışıyor. Bu hafta 94-50'yi aşacak mıyız? Buna bakıyor olacağız. Bir geri çekilme olsa da ortalamalar üzerinde algı pozitif. Euro dolar tarafında da endeks pozitif olduğu için parite negatif demiştik. Burada yükselişlerin bir satış fırsatı olması gerektiğini savunmuştuk. Nitekim baktığımız zaman da 16.80'lerden bir satış baskısını görmüş olduk. Nitekim beklentimiz de destekleniyor. Ana senaryo 1.16.65, 1.17.60 bölgesi. Envelop göstergesi ve moving average yani hareketli ortalamaların altında negatif görüntüsünü sürdürüyor. Yükselişler satış fırsatı senaryomuz devam ediyor. Aşağıda 1.15.30 var. Burası kırılısı 1.14.35. Burada 1.14.35'te tekrardan bir karar aşamasına geçebilir. Buna da bu açıdan bakacağız. Ha, kırılırsa satıcılı seyir hızlanır. Aksi takdirde biraz daha mola verebilir. Buradan ons altın tarafına geçelim. Bu hafta ons altına biraz daha fazla dikkat ediyoruz. Neden? Çünkü Fed'in varlık alım programını azaltmasına ilişkin start verecek mi, vermeyecek mi? Bu husus önemli. Dikkat ederseniz, e, altınla alakalı sizlere ayrıntılı bir video paylaşımı yapmıştım. GCM yatırımın YouTube kanalında görebilirsiniz. Orada altının yıl sonu istatistiğine ilişkin beklentimizi şekillendirmiştik. İşte bu sebeple de bu toplantı kritik bir önem arz ediyor. Acaba bu toplantı ile beraber sert bir düşüş yapıp orayı bir dip kabul edecek mi? etmeyecek mi? Buna bakacağız. Varlık alım programını azaltmasına ilişkin start verirse altının biraz düşmesi. Start vermez ötelerse burada sakin bir seyir ya da bir yukarı yönlü reaksiyon oluşturması şeklinde. Ama ben altının henüz dip yapmadığını bir dip yapma potansiyeli içerisinde Kasım ayını önemsediğimi söyleyebilirim. Buradan gelecek bir diple birlikte yani Kasım ayında oluşacak bir diple birlikte yukarı yönlü reaksiyonlar kaldığımız yerden devam etmek isteyebilir. Ama şu anki işin o işin teorik kısmıydı. Fiyata gelelim. Şu anda 1772 önemli bir destek noktası. 1772 test edildi ama kırılamadı. 1772'nin altında kalıcılaşabilirse o zaman bu pozitif algıyı sona erdirir. Böyle bir senaryoda 1722 ve 1675 dip bölgelerine doğru bir baskı izlenir. 1675'e gelince orada tekrar yukarı toparlanma potansiyeli oluşabilir. Yani orası bir dip olarak kabul edilebilir. Peki 1772 kırılamazsa buradan dönüş kaydederse olur? 1810-1835. 1835 eşik bölgemiz aşılırsa zaten e, gönül rahatlığıyla altında pozitif senaryoyu konuşabiliriz. Yani baktığımız zaman aslında bu hafta ve kasım ayı geneli itibariyle altın dip yapıp 1835'i aşabilecek mi ya da altın dipten ziyade bütün pozitif görüntüyü sona erdirecek bir aşağı yönlü rally mi yapacak? Bunun kararını verecektir. Bu sebeple de bu ay e bu hafta ons altın için gerçekten önemli. Şimdi yurt içiye geçmeden önce Bitcoin'i açıklayayım, ondan sonra yurt içine geçelim. E, yurt içi tarafta, işte düzeltme Bitcoin tarafında hatırlarsanız bir düzeltme beklediğimi söylemiştim. Nitekim senaryom hala devam ediyor. Sadece aşağıda 58.500, 58.000 bölgesini tam anlamıyla kıramadığı için bu düşüşler devam edemedi. Ancak ben bu bölgenin kırılıp en azından 53.500'lere kadar bir düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Hani ben bir strateji planlarsam 53.500, 48.500 bölgesine bölgesinde tekrardan bir e, trend tren hareketine dahil olabilirim. Ama şu an için benim için burası pahalı diyebileceğim bölge. Ya bu sebepleri 58.000-58.500 kırılırsa 53.500'e. Hocam buranın dibi nedir diye soracak olursunuz. Ben şahsen dibin 48.500 olabileceğini düşünüyorum. Nereden döner bilemem. Ama hani bir dönüş olursa en makul ve mantıklı yerin 53.500, 48.500 bölgesi olduğunu düşünüyorum. Senaryomun geçersiz sayılabilmesi için 58.000 58.500'den döndü diyelim ki yukarı yönlü. Bu senaryonun çalışması için yani bozulması için daha doğrusu 64.000 825 seviyesinin üzerinde kalıcı bir harekete ihtiyaç var. O zaman senaryo bozulur. Yukarı yönlü hareketler devam eder diyebiliriz. Bakın orada 77 bin işte 700 küsur yani 78 bin diyelim biz buraya. 78 bin seviyesine doğru bir hareket alanı oluştururken nereden dönebilir sorusunun cevabında baz aldığım benim 3 tane kritik bölge var. Bir tanesi 58 bin diğeri 53 bin 500 diğeri de 48.500. Bakın 3 tane seviye var. Nerede hangisinden dönecek? Ben bunun cevabını veremem. Piyasa verir. Siz de takip edeceksiniz. Ama ben diyorum ki bir düşüşle birlikte 53.500 ile birlikte bir dip yapma çabası artık gündemimizi meşgul edebilir. Benim ana senaryom buna bağlı olacaktır diyebilirim. Şimdi bu bilgiyi paylaştıktan sonra artık işin yurt içi tarafına geçebiliriz. Yurt içi tarafta Dolar Türk Lirası ile başlayalım. Bir stodüze tamamlayalım. E, Dolar Türk Lirası'na baktığımız zaman da düşüşler belirli bölgelerde sınırlı kaldı. Ne zaman sınırlı kaldı? Bakın burada bir düşüş yaptı. 9.41'lerde hareket sınırlandı. Dikkat ettiyseniz sınırlandığı bölge aslında mevcut yükseliş trend çizgisinin tam da üst bölgesini eskiden burası dirençti artık destek oldu. Bu sebeple de yukarı yönlü reaksiyon devam edebilme potansiyeli kuvvetli. 936, 947 yani hem şurası dip, hem de bu envelop göstergesinin olduğu bölge 2, 4, 6, 8 sapmalı değerlerden bakmıştık hatırlarsan. 936, 947 bölgesi üzerinde algı pozitif. İlk etapta 975, akabinde 984 zirvesi. Ha 975'in üzerinde günlük kapanış yaparsa, o zaman 994'leri, hatta 10 üzerindeki rakamları telaffuz edebiliriz. Yani yukarı yönlü potansiyel beklentimiz var. Senaryonun geçersiz sayılabilmesi için yani 9.36-9.47'nin altı günlük kapanış yapması durumunda o zaman 9'ları telaffuz ederiz. Yani 9.17'dir, 8.98'dir, belki de 8.79'dur. Bunlar telaffuz edilebilir. Ancak böyle bir senaryoda hemen hemen herkesin aklına nereden alayım gelecektir. E bu sebeple de e, bu düşüşler yine bir trend avantajı haline bürünecektir diyebiliriz. Yani düşüşler bir satış fırsatı maalesef olmuyor. E, bu düşüşler bir alım fırsatı olmayı sürdürecektir. Eğer ekonomik aktiviteyi daha iyi noktaya çekebilecek o güveni yaratırsak, e, rasyonel iktisadi politikalar oluşturabilirsek ters dolarizasyon olabilir. Aksine e, biz hala dolarizasyonu konuşuyoruz, konuşmaya da mecburuz çünkü. Enflasyonla mücadele konusunda vatandaş kendisine bu şekilde bir e, rol model oluşturmuştur haklı olarak. Çünkü gelir kaybını bir şekilde e, kompansiyon etmek zorunda. Bu da onların en doğal hakkıdır. E, bu sebeple de biz hala bunları konuşuyor olacağız. Son olarak da BİSTÜS. Şimdi BİSTÜS tarafına hatırlarsanız 1500'leri ve 1509'ları test edebileceğimizi zaten izah etmiştik. Nitekim üzerinde de harekete aldı. Nitekim Amerika'daki olumlu hava, bilanç havası bizdeki olumlu hava ister istemez fiyatlara yansıyor. Devamı da gelir mi? Grafiğe baktığımızda evet. Yani teorik anlamda baktığımızda uzun vadeli olarak 1650'lere, 55'lere doğru bir hareket şaşırtıcı olmaz. Hani burada baktığımız zaman bir sıkıntı yok. Ama işte hep Türkiye'de bir algı var. İşte Amerika'da Amerika Türkiye ilişkileri ne olacak? Enflasyonla mücadele ne olacak? Merkez Bankası herkes gider Mersine bizimki gider tersine. Daha ne kadar böyle devam eder gibi gibi. Bozulan ekonomik aktivitelerden dolayı sürekli bir soru işareti oluşturuyor. Yani kaide değer iç insinesine sine, e, ne yapamıyor? Pozisyonlarda e, devam edemiyor. Biraz soru işareti oluşturuyor. Ama hisse performansları kendi iş dinamiklerinde tabii ki ayrışabiliyor. Ama şu an için baktığımızda 1500 grafiğinde olumlu bir hava var. Biraz daha e, büyük grafikten küçük grafiğe geldiğimizde benim bunu gördüm. Yani 1409 ya da 1499 yani psikolojik 1500 seviyesi. Bu bölge önemli. 1500'ün üzerinde kalmayı başarabilecek mi? Bunu inceleyeceğiz. Yani 1500'ün üzeri pozitif, 1500'ün altı negatif olarak dikkate alalım. Eğer 1500'ün üzerinde kalmayı başarırsa sürdürürse 1551'lere kadar bir hareket alanını konuşabiliriz. 1551 aşarsa o zaman 1589, 1590'ı konuşabiliriz. Ha, 1551 aşılırsa 1650'ler zaten ihtimali çok daha fazla kuvvetlenecektir. Ha, 1500'den altına sarkarsa ne olur? Orada biraz tedirgin olabiliriz. Nereye kadar? 1450'ye kadar bir tedirginlik olabilir. Ha, uzun vadeli baktığımız zaman da 1380'in üzerine pozitif bir problem yok ama hani aşağı bölgeler daha da devam eder mi 1380'e gelir mi orada hem siyasi hem ekonomik görüntüleri de takip etmekte fayda var. Yani grafikler bize pozitif tarafı sinyalini veriyor. Yeter ki buna çok fazla kurcalamasınlar. Kurcalamazsa 1650'lere kadar yukarı yönlü reaksiyon şaşırtıcı olmaz. Yeter ki 1500 üzerinde kalsın diyebiliriz. Genel çerçevede benim sizlere nacizane aktaracağım bilgiler bunlardan ibaret. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın ve yeni hafta dinamiklerinde de başarılı bir trade haftası diliyorum.